Ondan sonra ne olur? Marziyeye geçer. Marziye ne demek? O da hoşnut olunan, kendisinden razı olunan nefistir. O artık raziyette, razı hoşnutlukta artık o son kademenin verdiği heyecan vardır onda. Böyle o psikolojisi sanki mutluluğun son aşamasında gibidir. Onu mutsuz edecek bir şey bulunmuyor gibidir artık o. Böyle ondan mutluluk akıyordur. O her tarafa da mutluluk dağıtıyordur. Böyle enteresan bir noktadır o. Ve ona bakan mutlu olur kendince. Aa gördü ya bunu. Tuhaftır ya. Etraftaki insanlar der. Ya ne oldu gördüğünde? Ya o artık o farklı bir şeydir. Etrafı o farklı bir... ne diyorlar? Elektrik mi diyorsunuz siz ama? Etrafa farklı bir elektrik veriyor. Öyle değil mi? Vay elektriğin ne kuvvetli değil mi? Öyle mi diyorsun ya? Evet. Onun gibi. O böyle... Onun üzerinde artık Cenab-ı Hakk'ın değişik nur tecelliyatları olmaya başlar onun üzerine. Değişik nurun renklerini de tecelli etmeye başlar. O böyle etrafındaki insanların kusurlarını affeder, artık o güzel düşünür, artık böyle Allah rızası için sever her şeyi. Böyle nefis muhasebesini yapar artık o. Nefis muhasebesinde en ince ayrıntıları düşünmeye başlar. Böyle artık Cenab-ı Hakk'ın o dedim ya sırrın sırrına kavuşur, onun da sırrı vardır diye. Böyle normalde o Allah'ın sır noktasında durur artık. Ayet-i Kerime, Rahman'ın kulları ki onlar yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine laf atarlarsa selam derler. Furkan ayet 73. O artık Rahman'ın kulu olmuştur. Yani Rahman ismi şerifi onun üzerinde tecelli etmiştir. Rahman ismi şerifi bütün ismi şeriflerinin üzerindedir. Yani Rahman ismi şerifi bir kimsenin üzerinde tecelli ederse bütün sıfatsal boyutlar onun üzerinde tecelli eder. Rahman'ın kulu oldu. Dikkat edin. Rahman'ın kulu oldu. Rahman ismi şerifi Allah ismi şerifinin altındadır. Rahman ismi şerifi bütün ismi şerifleri kendi ismi şerifinin altında toplayan Rahman ismi şerifidir. Ve Rahman'ın kulu demek, burada Allah'ın kulu demiyor bakın. Rahman'ın kulu. Yani Rahman ismi şerifi bütün ismi şerifleri çatısında topladı, şemsiyenin altında. O zatın üzerinde de bütün bu ismi şerifler tecelli etti. Rahman ismi şerifinin altında bütün isimler. Artık böyle o Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse emanına girdi. Hani şimdi bugün şu ana kadar olan sohbeti de şimdi cem edecek bu dediğim şey. Hani Cenab-ı Hakk'ın bir hadisi kutsisi var ya, kim benim veli kuluma düşmanlık ederse, bu kimse artık veli kul oldu. Altıncı esmayı aldı. Kayyum esmasını aldı. Allah'ın veli kulu artık. Beşinci, evliya. Dört, evliya. Dört ve beş, evliyadır. Onların kendi içlerinde kademeleri var da şimdi oraya girmeyeyim. Üç, evliyalığa bir adım vardır. Üçte. Dört, evliyadır. Beş, evliyalıkta kemale erdi artık o. Altı, veli kul oldu o. Şimdi yedinci makamı anlatınca farkı anlayacağız. Bu farkı insanlar fark edemezler. O kimse altıncı nefis meratibine geldiğinde Allah'ın velisidir. Onlar için korku yoktur.
ayet-i kerimesi onun üzerinde tecelli eder. Hadis-i kutsi, kim benim veli kuluma düşmanlık ederse diye başlıyor, harp ilan ederim. İşte kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma giden, ona farz kıldığım şeyleri de eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetleriyle gelir. Bundan devam ediyor ya, meşhur hadis-i kutsi, uzun uzun ben anlatmayacağım. Burası çok güzel şey, hani diyor ya, o benimle görür, benimle duyar, benimle tutar, benimle görür. Ben onu, bak benimle tutar, benimle görür. Bu altının halidir. Benimle görür, benimle tutar, benimle görür. Bu altının halidir. Yedide şunu da, yedide. O altıda ne dedi? Benimle görür, benimle tutar. Yedide ne dedi? Gören gözü olurum. Altıda benimle görür dedi. Hadis-i kutsi devam ediyor. Yedide ne yapıyor? Benimle görür. Gören gözü, tutan eli, yürüyen ayar olur. Altıda benimle görür, benimle tutar, benimle görür. Yani kul Allah'a yapıştı, onunla gördü. Yedi de benimle görür dedi. Burada ince bir perde var. Onu normalde buradaki o kimsenin esması da ne? Altıdaki esma, o kimse kayyum esmasını aldı. Kayyum esmasını aldı, onun normalde manevi makamı da kürsünün bir altı oldu.